Burası Görsel Sanatlar Topluluğu. Şu anda Ebru Atölyesi'ndeyiz. Görsel Sanatlar Topluluğu'nun şu anda Ebru yapılıyor. Standı. Ebru hocamız başlıyor. Hadi. İki tane Ebru hocamız var. Sizin isminizi alalım hocam. Kuray Toprak. Sizinki? Neliman Özkarasu. Benim için birer tane Ebru yapacaklar. Ben de sizin için çekiyorum. Gerçekten çok güzel bir sanat. Söylemek istedikleriniz var mı Ebru ile alakalı hocam? Bir yandan da sizi dinleyelim. Vallahi ben çok uzun yıllardır Ebru çalışıyorum. Hı hı. Herkesin Ebru yapıp sabır derecesini ölçmesi lazım. Terapi amaçlı da uğraşılabilir, evet, değil genellikle mi? Genellikle büyük yetişkin insanlarımız terapi amaçlı geliyorlar bize. Onlarla yapmak istediklerini, gönüllerindekini, canlarının sıkıntısını Ebru ile gideriyorlar. Biz de çok memnunuz onların bu çalışmalarında. Çok da güzel oluyor. Bu temizlik işlemi değil mi hocam? Temizliği yaptım, şimdi ilk boya yaptım. Hı hı. Gel git yapıyorum. Ondan sonra ikinci boyamı atacağım. Ondan sonra size... Aşamaları da bir yandan, evet, gösterelim, evet, de. Gösterelim. Bu Ebru'nuzu alırım ama hocam. Benim için yapıyorsanız... Bu ne olacak? Karanfil mi ne? Ben lale yapayım dedim. Peki. İnşallah denk gelir. Çünkü Ebru, hadi yapıyorum, bismillah, ben bu işi çok iyi bilirim. Evet. Bu iş bu kadar olur dediğiniz anda batarsınız. Şansınız varsa, benim de zamanıma, şeyime denk geldiyse bu iş olur. Hocam siz atmadan bekleyelim de şeyi, ana şeyi, tamam, kaçırmayalım. Taraf mı yapsam çiçek yapsam taraf. Taraf mı? Taraf mı? Hocam çiçek yapıyor. Çiçek yapıyor hocam. İşimiz sabır işi. Wow. Beklenmedik bir anda değişiveriyor, değil mi? Ya ama işte bu illaki de yapayım, hedefim şu olsun, ben bunu yapmak istiyordum diye değil de biraz suya teslim oluyorsunuz burada. Doğru. Artık hangisi bilmiyorum. Şu, en güzel, çalışan. Şu güzel. Bir bakın isterseniz. Şu da güzel hocam. Pembe değil. Çalışan başka kırmızı bu muydu? Şuna da bakın. Renk seçimi yapıyoruz, renk seçimi şimdi. Yapıyoruz. Çalışması tabii. Boyalım. Çalışması derken mesela şimdi boyanın açıklayalım. Da çok açık. Akşamüstü çalışıyoruz şimdi. Tabii bugün tam gün. Bu tarz şeyleri var yani, tabii, özel. Tabii. Özellikleri var. Hani aslında böyle bizim gibi şu anda yaptığımız gibi gösteri yapan arkadaşların yarım saat, bir saat kendi halinde çalışması lazım ki gösteri yapsınlar. Şimdi biz bugün... Bu bizimki doğaçlama oldu. Evet, aynen, doğaçlama. Ben onu zaten seviyorum. Tamamen doğaçlama oldu. Sağ olsun hocalarımız beni kırmadı.
göstermeyi kabul ettiler. Bir anda geldim. Kişi geldi mi? İki kişi geldi ki. O yüzden kıramamışlar. Deva ile ben. Deva mı adı? Evet. Beni takip edenler biliyorlar. Çok iyi bir el yapıyorsunuz. Amin. İnşallah. Allah kurtarsın. Evet, bu kadar. Çok güzel oldu hocam. Ellerinize sağlık. Hocam kağıt verir mi? Şimdi diğerine geçiyoruz. Evet, hocama bir yardımcı olun. Hanımefendi adını yazın. Evet, siz isminizi yazın mı? Devamlı annesi yazın mı? Olur. Güzel olur. Şurada hocam. Yazayım mı ben? Çok güzel bir armağan oldu Deva'ya. Çerçeveleteceğim inşallah. İnşallah sonuna kadar i̇nşallah iyi olur. Sonuna kadar iyi her an bitti diyemeyiz. Doğru değil mi? Kağıda gelene kadar. Tabii. Hatta kuruyup elimize alana kadar. Evet. Yani çok, her an hava kaçıyor içinde bir şey oluyor. İlla ki bazen sorun oluyor. Şu anda inan zeminin bile ne renk çıkacağını bilmiyorum. Öyle karambol. Böylesi daha güzel oldu bence. Karamboldan girdik işte. Şöyle bir şey. Oo çok güzel oldu. Hocam. Evet. Evet. Devamı. Kurtarma şansımız oluyor mu bu şekilde? İnşallah. Atıyoruz bazen ama bazen de uyuyacağım. Deneyeceğiz bakalım. Yıkıyoruz şimdi temizledik. Evet daha iyi. Daha iyi. Hocam buradan. Ama atıyor. Olsun. Olsun. Şansınız güzel. Aynen öyle. Kurtarmayı da görmüş olduk. Ben de şimdi size hocam şey yaptı. Çiçek evrosu. Ben de tarak evrosuna bir örnek yaparken bir yandan da ana malzemeyi falan tabii söylersek hocam. Kitremiz kıvam arttırıcı. Onu karıştırarak elde ediyoruz. En sonunda süzüyoruz. Toprak boyalarımız. Gül dalı, at kılı. Gül dalı, at kılı. Süperdi. Sığırıdı. Doğal su. Süper bilgilerdi. Teknemiz. Bunlar da biz. Adı biz. Kağıtlarımız burada. Tamam. Kağıdın bir özelliği var mı hocam? Kağıtlarımız, resim kağıtlarımız. 90 gram. Hı hı. Şimdi ben size taraklı bir sarı kağıdımız var. Bir de beyaz kağıdımız var. Şu an herhalde buraya beyaz kağıdımız gelmemiş. İstediğiniz kağıdı alabiliyorsunuz. Yaptığınız eserin özelliğine göre de değişir kağıdın cinsi. Hı hı. Şimdi ben size taraklı ya örnek göstermeye çalışacağım. Tarak da bu. Tarak, tarak bu. Evet. Zaten tarağa benziyor. Evet, benziyor. Büyük, ince ve kalın dişli olmak üzere. Şimdiden renkler süper görünüyor. Size zaten renklerin açılımını göstermek için bu cinsini tercih ettim evronun. Teşekkürler. Çeşit çeşit evro var. Tarak evrosu, gelgit evrosu, çiçek evrosu, battal evro, atip evrosu. Bir de şimdi yeni çıkan dalgalı evro var. Dalgalı evro. Dalgalı evro. Ben aynı zamanda kanser hastalarıyla da haftada bir kere rehabilitasyon amaçlı evro yapıyorum. Süper. Nerede yapıyorsunuz bunu? Kanser Savaş Derneği'nde. Haftada bir günde Görsel Sanatlar Derneği'ndeyim. Benim de hocam Neriman hocamız. Hı hı. Ben de hocamla 7 senedir çalışıyorum. Hala da çalışmaktayım. İnşallah Devan annesine güzel bir evro çıkacak şimdi. İnşallah. Ama siz de çok pozitifsiniz. Teşekkür ediyorum. Bu çok önemli.
Elimden geleni yapıyorum. İnsanlara bir şey yapamazsınız. Doğru. Sizin enerjinizi alırlar. İşiniz de bozulur. İnşallah çok güzel bir sonuç alırız. Her zaman olduğumuz gibi gitmeyebilir sanat. Bu sanat ama hayat gibidir. Hocam tam ağzımdan aldınız hocam. Hiç ummadığınız gibi gider. Ben şimdi size... Evet, tarakla neler oluyor? Şimdi bakıyoruz. Wow! Çok değişik oldu. Şimdi bizler bunun üzerine de... yeniden bir şey yapabiliyor muyuz hocam? Çiçek mi çek? Yaparız ama tercih etmeyiz. Anladım. Çünkü bu zaten çıkınca kağıtta göreceksiniz. Kendi başına bir onu oluşturacak sizin için. Çocuklarla şenliğimiz vardı avluda. 3 gün Ebru yaptık. Çok mutlu oldular. Sayfamızda da var Toprak Nur'a. Instagram adresinde. Ayrıca Toprak Nuray Seyirci Toprak'ta şeyde Facebook sayfası. Onları bana yazın da açıklamalar bölümünde şeylerini yapalım. Onları açıklamalar bölümüne kaydedelim. Sevgi. Sevgi dolu. Teşekkürler. Evet, bismillah. Birden bırakmıyoruz. Yavaş yavaş, adım adım. Böyle siz eliniz koyarsınız. İsterim. Şöyle yapmak ister misiniz? Koyun elinizi. Şöyle. Bozarım diye korkuyorum. Hayır, bozulmaz. Bakın. Bir şey olmaz. Alışkın olmayınca hassas olmak gerekiyor. Olur mu? İster misiniz? Bir tane denemek isterim. Şimdi alıyoruz. Ay çok heyecanlandım bundan. Uuu! Ay çok güzel oldu. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Güzel, harika ya. Oldu. Güzeldi. Hemen kurtalım bunu dışarıda. Size verelim giderken. Süper olur. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık.